Gizem Gelin'in yatak odası metrekare olarak çok küçük. Ayna detaylı, pudra pembesi yatak başlığıyla inci işlemeli yatak örtüsü çok uyumlu. Siyah tablalı, beyaz mobilya takımı gold detaylarıyla çok hareketli. Bu yüzden makyaj masasının üzerindeki eşya kalabalığı hayli göz yoruyor. Pudra pembesi peluş alının desensiz tercih edilmesi yerinde bir karar. Pompon detaylı ip lamba odanın tarzına nazaran biraz basit duruyor. Son olarak küçük metrekareli yatak odalarında az ama öz eşya kullanılmasının daha doğru olacağını belirtelim ve sözü sunucumuza bırakalım. Evet Gamzeciğim, ne diyorsun yatak odasıyla ilgili? Ben beğenemedim açıkçası. Çok karışık geldi bana. Ya çok tatlı yapmış ama bana göre hiç uygun değil. Her şey karmakarışık. Avizeleri renkli böyle... pembe bir böyle gibi. Süslü bir top ha. olmuş. Makrame gibi. Evet, değil mi? Evet. Makrame havası var avizende. Evet hani o tarzı da beğenemedim. Bir renk karmaşası yaşamışsın orada. Renk yüzden, karmaşası yok ki aslında. Doğru. Aynaların kenarları tüylü tüylü. Mesela evet onu ben kendim yaptım. Biliyorum elin emeğine evet. sağlık ama hani benim hiç tarzıma uygun şeyler değil. Hı-hı. O yüzden ama bir de... Ama şu an ters konuşmuyoruz zaten. Tabii tabii hani uyum da bulamadım. Evet, uyum da bulamadım. Evet. Foyerin önü de çok doluydu. Ben aynası tek başına çok hoş. Hani bu tüylü havası evet, var ya evet. tek başına çok hoş. Hı-hı. Yani alıp onu bir yere koymam, saklarım ama yani hoş. Güzel kendi yapmışsın evet. değil mi? Hı-hı. O yüzden hoş. Yani bir emek olduğu için evet. hoş. Onun haricinde bir davul gibi mi bir şey gibi bir şey koydum. Tef. Şeyde bilmiyorum. Kına gecesinde bilmiyorum. Herhalde. Ben onu bilmiyorum çok özür dilerim. Onu da çok beğenmedim ama hep bir el emeği olduğu için ben kıramıyorum yani şimdi el emeği hepsi. Ama oda yorumlarsam odada değil. Evet. Hani alıp saklayabilirsin, insanlara hediye edebilirsin, elinin emeğini saklayabilirsin ama odan da hoş olmamış. Ben zaten avantgarde sevmiyorum, size başından evet. beri söylüyorum. Evet. Yine beğenmedim. Hı-hı. Bir spor olsaydı çok hoşuma giderdi. Peki sen ne diyorsun Simgeciğim? Şöyle aslanım, ben zaten spordan yanayım, avantgarde sevmiyorum. Bana da hiçbir şekilde uyumlu gelmiyor çünkü oda gerçekten de çok karışık. Avizesi olsun, perdesi olsun, başlıkları falan olsun. Çok bir şey başlıkla diyorum. Başlıkla dolap aynı zaten. Çok fazla bir yorum da yapmak istemiyorum. Zaten Gamze ile İmran yaptı. Çok fazla beğenemedim yani. Yatak odasına zaten giremedik. Şöyle göz ucuyla baktım çünkü gözlerim tamamen kanadı. Hiç berbat, hiç de beğenmedim. Aslında ben de çok hoşuma gitmedi yatak odası. Hı-hı. Ama kendi içerisinde bir uyum yakalamaya Hı-hı. çalışmış. Özellikle o tüyleri oraya tek tek yapıştırması bence güzel bir fikir. Herkesin aklına gelmez. Hı-hı. Bir de makyaj masasındaki çekmecesinin üstü cam. İçerisinde evet. taçları vardı. Taçları vardı. Ben o durumu da beğendim. O durum güzeldi. Benim de hoşuma evet. gitti. Hoş duruyordu. Bu kadar benim yorumum. Teşekkür ederim. Aslı Hanım, canım. Arkadaşımız sürekli herkesin aklına gelmez ama sadece onun aklına gelmiş. Herkesin aklına gelmez, onun aklına gelmiş. Yani bu sürekli böyle bir onu öveyim, onu böyle seveyim, böyle pamuklara sarayım. Ama herkesin bir tarzı var işte. Ama ya bize karşı hani bize mesela bize diyor ya hani ben sen siz ikiniz hep birsiniz, hep birliksiniz. Sen niye böyle bir böyle şey oldunuz, böyle bir bölündünüz kendi kendinize? Ben samimi öyle olsaydı ben beğenmediğimi deyip söyle öyle olsaydı eğer beğendiğimi söylerdim aslında. Evet. Beğenmediğimi söyledim zaten. Anladım. Anladım hanımlar. Peki yatak odası takımını ne kadar aldın? Hepsi birlikte 15 bin TL aslan. 15 bin TL. Evet. Perdeler, fonlar. Perdelerde 1000 TL. Güzel bak. Halını ne kadar aldın? Halımı da annem hediye olarak aldı. Onun tam fiyatını bilmiyorum. Yatak odandaki makreme olan avizeni kaça aldın? Onu 150 TL'ye aldım aslan. Ha, o benim hoşuma gitti. Lakin şurada hanımlara katılıyorum. O avize çok güzel tek başına. Hı-hı. Hani bir çocuk odası olabilir, evet, çok spor bir oturma odası olabilir ama senin yatak odasının Hı-hı. aynasında bir oturuş varsa Hı-hı. hani pek bir bağdaştıramamış olabilirim. Peki siz o taçları koyduğu çekmeceyi nasıl buldunuz? Hı-hı. Ben güzeldi. Değil aslında. Mi? Evet. Fonları da gayet uyguna almış. Fonları evet. yakıştırdınız mı yatak odası takımına? Evet. Olmamış fonlar... mı? Evet olmamış aslında. Ya. Ben olmamış.
Yani ben de çok fazla beğenemedim. O avizeydi. Bundan sonra... Ama bence aslında bunların hepimizde Chester model vardı ya. Ama. Bence o yüzden beğenmediler. Yani hayır, kendi evlerine doğru. Hayır, onunla alakası yok. Yok. Gerçekten şey yapıyorlar. Onunla alakası yok. Uyum, uyum içerisinde evet, bulamadıklarını tahmin ediyorum. Mesela oraya krem rengi ya da bir örnek veriyorum bir renk katıp pembe olmamış. Yani zaten ciddi anlamda pembe avantgard olmamış. Ya hani zaten bir gösterişli daha sade şeyler kullansaydın keşke. Ya bir bence. De küçük oda olduğu için çok fazla avantgardı evet. taşıyamıyor küçük odalar. Hı-hı. Biraz daha spor, minimal, küçük bir şeyler olsaydı güzel olabilirdi. Evet, evet bunları mesela dikkate alıyor musun? Tabii ki aslan. Mesela ne yapmayı düşünüyorsun bugünden sonra? Programdan sonra tabii ki çekimden sonra yani elimden geldiği kadar evime yapmayı düşünüyorum. Yani değil mi hani bu fikirleri... O avizeyi alıp kızımın odasına asmayı düşünüyorum. Evet güzel olur. Güzel olur o zaman. İnşallah.